Sizleri biraz bekleteceğim Mehmet Ali Bey. İlhan Bey'in görüşmesi henüz bitmedi. Evet. Anlıyorum. Organizasyon için teşekkür ederim. Tabii Sayın Bakanım, siz nasıl arzu ederseniz. Ben söylerim, bizim çocukları hallederler. Siz nerede olacaksınız bu süreçte? Ah, Gözek. Çok güzel. Ben ne yazık ki İstanbul'da olacağım. Evet. Tabii tabii, tekrar konuşuruz Sayın Bakanım. Saygılarımı sunuyorum. Size de iyi günler. Eşiniz hanımefendiye de selamlar. Abi kusura bakma ya, seni de beklettim. Bayram demiyor, seyran demiyor, çalışıyorsun ha. Ne yapayım? Ben olmasam hiçbir şey beceremeyecekler. Ne içersin? Sordular mı bir şeyler? Ha, sordular sordular. İçmeyeceğim bir şey. Hem zaten fazla da kalmayacağım. Ben torunumun düğün davetiyesini getirmiştim. Bu akşam gidiyoruz. Ah be abi. Keşke gelebilsem. Bu kadar güzel olurdu ki. Biraz buradan uzaklaşırdım. Hem sizin mutluluğunuza ortak olurdum. Ama yani biliyorsun buradaki durumları da. Her şey benim üzerimde. Nefes alacak bir saniyem bile yok. Bilmez miyim? Bu arada baban nasıl? Var mı bir değişiklik durumunda? Yok. Yani işte. Bildiğin gibi. Değişmez de zaten herhalde bu saatten sonra. Transferler halloldu değil mi? Bizimkiler halleder diye ben bir şey söylemedim. Halloldu, halloldu. Sağ olsunlar. Epey yardımcı oldular. Senin CEO falan. Çok güzel. Bu iş başarılı olursa seni başka bir yere taşıyacak biliyorum. Ama yalan söyleyemeyeceğim. Bizi de Verdano Grup olarak bambaşka bir level'a atacak. 9 tane ülkeden para buldum sana kredi verebilmek için. Bunu ancak bir üst diktekiler yapar. Ben de seninle birlikte oraya oynuyorum. Başaracağız. Farkındayım. Bu arada ben düğünlerden falan pek hoşlanmam, bilirsin. Sırf dünürde iş görüşmesi yapmak için gidiyorum oraya. O zaman dönünce görüşürüz. Elbette görüşeceğiz. Babana selam. İletirim. Görüşürüz. Pislik herif.